Merhaba arkadaşlar, Triton TV'ye hoş geldiniz. Mini serimiz Kadim Spawn'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar bugün şöyle bir dönelim. Gördüğünüz gibi düzleme işleminin çoğunu bitirmiştik bir önceki bölümde. Bugün artık surlarımıza başlayacağız. Biliyorsunuz spawn'ın bir sınırı var. Daha önce cobblestone'la yapılmış, kırık taşla yapılmış. Biz de bu sınırın etrafından arkadaşlar bir tane sınır çekeceğiz. Sur çekeceğiz, duvar çekeceğiz. Bakalım nasıl bir şey ortaya çıkacak. Şimdi internette bir tane tasarım gördüm. Hoşuma da gitti. Onu yapmayı deneyeceğim arkadaşlar. Bakalım nasıl olacak. Şöyle bir gelelim. Şimdi lazım olan malzemeler. Biraz ladin getirdim. Şuradan bir iskele kurmak için belki toprağa ihtiyacımız olabilir. Şu üstümüzdeki çeri çöpü bir boşaltalım. Ekmek. Ekmek niye bizim üzerimizde? Şunu bir atalım. Artık ikinci bir kazmaya ihtiyacımız yok. Şu kazmamızı bırakalım. Aynen, onun yerine baltayı alalım. Şimdi taş tuğla kullanacağız arkadaşlar. Taş tuğlaya ihtiyacımız var. Kırık taş kullanacağız. Şimdi şöyle biraz kırık taş alalım. Şöyle biraz taş alalım. Şunları taş tuğlaya çevirelim. Şimdi taş tuğla biraz daha yapayım o zaman. Şöyle çok olmasa da şöyle biraz basamak alalım. Bunlar da işimize yarayacak. Şöyle bir biraz da taş tuğla basamaktan yapalım. Oha. Şurada bir uyuyalım ya. Bir anda gece oldu. Bu arada dayım buradaydı. AFK. Bu aralar bir balık farmında AFK kalıyor. Hayırdır inşallah. Bakalım ne çıkacak altında. Ölün bakayım. Güneş yeni doğuyor. Güzel. Şimdi arkadaşlar. Şöyle bir uçalım. Şu köşeden başlayacağız. Şimdi bu duvar burada. Bunu şöyle bir indireyim. Şimdi nasıl olacak? Bu içeride kalacak. Şuradan. Şuradan. Aynen. Buradan arkadaşlar ladin bir sütunumuz olacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sonra 1, 2, 3, 4, 5 boşluk. Şuraya. Bakayım 1, 2, 3, 4, 5. Aynen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sonra 5 boşluk. 1, 2, 3, 4, 5. Şuraya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tabii ki ben hepsini burada yapmayacağım. Buraya bir tane örnek yapacağız. Bu örneğin üzerinden ben inşaata devam edeceğim arkadaşlar. Şimdi burası nasıl olacak? Bir ona bakalım. Şuradan kırık taşlarımız içeride kalacak şekilde şunların önlerine birer tane basamak koyalım. Şimdi şöyle olacak. Şunun dönüşü şuradan olacak. Şuna da bir tane koyalım. Bunlar kolonlarımızı tutacak arkadaşlar. Efendim şu da şöyle 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Buraya tekrar bir önüne kolonumuz gelecek şekilde düşünebiliriz. Şöyle. Gayet güzel. Şimdi sonra neye ihtiyacımız var? Şöyle bir taş tuğlaya ihtiyacımız var. Şu kısım şöyle birinci katımız taş tuğladan olacak. Hatta şuranın da kolonunu yapalım mı ya? Ladinimiz var galiba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tamamdır. Şimdi şuradan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eğer yanlış yapmadıysam. Hatta bir tanesini yapalım, diğerini ona göre yapalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi
Şöyle bir kapatalım. Gayet güzel. Şimdi şuradan bir merdivenimizi alalım. Bir tanesi böyle. Bit up. Şöyle bir tanesi şöyle. Şurası şöyle. Burası böyle 1, 2, 3, 4 blok. Şöyle bir bakayım. 1, 2, 3, 4 blok, tamam. Şöyle bir duvarın içinde işlemesi olacak. Bu da gayet güzel gösterecek. Ondan sonra arkadaşlar, burada kırık taşı kullanacağımız yer de burası. Şu anda şu ana çekilen hattı bozmayarak bunun arkasını şöyle bir kırık taşla kapatacağız. Aynı şekilde üstünü de kapatacağız. Şöyle çıkabilir miyim? İnci mi atsam? Yo. Şöyle bir inelim. Aynen. Hem böylelikle inşaatı daha kolay yapmış oluruz. Şunları bir çekelim. Tamamdır. Üst sınırı buradan gelecek çünkü. Ondan sonra şurayı da bir halledelim. Şimdi bunu biraz döndürmesi biraz trikli olacak. Yani buradan dönüşü yapıp devam etmesi lazım. Aynı şekilde içeriden de bir duvar yapmamız gerekecek. Bunun simetriği olarak. Ki güzel görünsün. Şimdi. Şöyle. Şimdi buraları bir de ışıklandırmamız gerekecek. İçinde yaratık spawn olmasın diye. Şöyle bir bakayım. Aynen. Tamam. Burasını da yapmış olduk. Şimdi gelelim basamak kısımlarına. Şöyle bir basamaklarını koyacağız. Gayet güzel. Gelin şuradan kırık taşlarını halledelim. Şimdi şunu kıralım. Bu bizim gözümüzü yanıltmasın. Şöyle şu içerilere birer ışık mı koysaydık ya, var mı torcumuz? Aynen, ne olur ne olmaz arkadaşlar. Şuralarda yaratık spawn olmasın diye. İçlerine birer tane ışık bırakmakta bence fayda var. Kapat. Şu tarafı aç. Bu kolonları yaparken kolonların arkasına birer ışık bırakırsak herhangi bir yaratık spawn olma sıkıntısı yaşamayız. Zaten bu şöyle yapsak olacak. Tamamdır. Şimdi gelelim bunun üst kısmına. Üst kısmı biraz daha şatafatlı. Biraz daha sıkıntı bizim için. Şimdi öncelikle bu kolonları birbirine birleştirmemiz lazım. Bu kolonları birleştirirken şimdi bir tane boşluk burada bırakmışız. Şöyle bir tasarıma da bakayım. Aynen. Şimdi bir üstüne çıkacağız. Yanılmıyorsam. Yok. İki üstüne çıkacağız. Sonra bir tane dışarı geleceğiz. Yani şöyle anlatayım. Sen bir git. Şuradan bir açılalım. Allah! Ulan. Şuraya bir in. Şurayı bir yapalım. Şimdi burada ters basamak koymamız lazım. Bu ters basamağı nasıl koyacağız? Sorusu akıllarımıza takılmıyor değil, değil mi? Şöyle ters basamakları da yerleştirelim arkadaşlar. Şimdi
Şimdi aynı şekilde bu kolonlarımıza da bir çıkıntı vereceğiz. Çünkü burası diğer tarafın ana zemini olacak. Şöyle kolonlarımıza birer çıkıntı verelim. Şimdi basamaklar ters olduğu için doğru olup olmadığını göremiyorum. Ne yazık ki. Şimdi şuraya şöyle versem bir kontrol etmek isterim. Aynen, süper oldu. Lakin şunları yapamadı. Bunları yan koyacağız anladığım kadarıyla. Bu basamağı ters koyma olayı benim çok sinirimi bozan bir iş arkadaşlar. Siz de biliyorsunuz zaten. Şimdi sen bir git. Sen bir git. Sen bir git. Sen bir git. Şimdi şöyle koysam olacak herhalde. Şöyle. 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 Sen git. Şöyle. Hemen bir kontrol edelim. Aynen. Gördüğünüz gibi buradaki ana kolon bunların üzerinden çıkacak. Buraya bir tane de üst tarafına gezinme yeri yapacağız arkadaşlar. Yani surun olduğu, sınırın olduğu yeri yapacağız. Şöyle bir daha bir uçalım. Onu da bir göstereyim. Şimdi hatta basamağımız var mı daha? Var. 8 tane daha var. Aa, daha varmış. Güzel. Şimdi kolon sana da gelmemiz lazım. Seni şöyle bir kapatmamız lazım. Buradan şöyle basamaklarımızı alacağız. Hepsi kolonun üzerinde mi? Bakayım. Şöyle. Şuradan şöyle. 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 Tamamdır. Şimdi buraya bir de sur olacak arkadaşlar. Nerede bizim yarım basamaklarımız? Şimdi kolonların üzerindeki yerler, yani şuraya, 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 burada nereye? Burada tam ortaya mı gelecek bu? Yok. Bir dakika. Şunları bir yerleştirelim. Şöyle. Tamam, burada da şöyle koyabiliriz o zaman. Sıkıntı yok. Aynen. Şöyle bir tekrar bir bakalım. Aynen. Bu şekilde de kolonlar olacak. Bunun üstüne bir tane de yürüme yolu yapacağız arkadaşlar. O şekilde devam edeceğiz. Şimdi hemen bir uyuyalım. Lakin bunun arkasını da aynı şekilde yapmamız lazım. Yani arkasında da aynı şekilde görünmesi lazım. Yoksa kabul kalırsa çok hoş olmayacaktır. Lakin şuradan dönüşü nasıl yapacağım? O benim aklımı alıyor. Şimdi. Şurası. Aha, dayım gitti. Şurası dönüş. 1, 2, 3. Oha, Creeper. Şöyle bir indireyim. Arkadaşlar burada nedense ışıklı olmadığı için çok fazla mob doğuyor. Çok fazla sıkıntı. Şimdi şu dönüşü dediğim gibi bir şekilde çözeceğim. Şimdi 1, 2, 3. Aha da şuraya mı? Burada bir boşluk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Tamam. Şuradan 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tamam, o tarafı içine soktuğumuz zaman olacak o ya. Şimdi şuraya da bir tane. Şöyle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 muyuz? 10'uz. Güzel. Şimdi aynen buradan diğer merdivenin dönmesi lazım. Bu sur buradan dönebilir mi? Şimdi diyelim ki burada basamak var. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi çok garip olacak bu. Bir bakalım. Dönüşe bir çözüm üreteceğiz. Şimdi neydi? Şurada arada basamaklarımız vardı.
Tamam. Şöyle bunların kolonlarımızın etrafı. Bu arada kolon için ladin kullanıyorum. Sen aslında artık köşe parçası olman lazım ya. Şöyle bir kal. Ulan dönüşten bu kadar korkar mı insan ya? 1, 2, 3, 4, 5. Bu da nasıl olmuş? 1, 2, 3, 4, 5. Tamam, o kolon dışarıda kalsın da görelim. Şimdi birer tane meşale. Bu meşaleler nereye? Şuraya. Şuraya. Ve şuraya koysak. Sıkıntı olur mu? Olur. Bir üstte. Ondan sonra şuradan düz bloğumuzu koyalım. Dur, dönüşü sonra yapacağım. Çok dönüşe gitme. Düz bloğumuz burada. Şuradan 6 blok çıkıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aha da bu 7. Üst tarafı belirliyoruz. Tamam. Sonra bir tane daha. Sonra basamaklarımız. Bir. Şöyle. Sen kardeşim. Şöyle. Güzel. Sen. Şuraya ve şuraya. Aynı şekilde buradan da bir dönüş olacak. Şuraya ve şuraya. Bakayım, gayet güzel. Şimdi torçlar var mı? Var. Muhteşem. Şuradan bir duvarı indir. Şuradan bir duvarı indir. Şuradan bir duvarı indir. Şimdi yine basamaklarımızı yerleştirelim. Şöyle bir görüntü. Şuradan şöyle bir şöyle bir görüntü. Güzel. Aynen. Şunun üst tarafını bir yapalım. Nerede benim roketlerim? Şimdi nasıldı? 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Şimdilik 2. Bunların üst tarafları şöyle, şöyle, şöyle. Yok, yanlış. Tamam, burası ortada. Şunlar dışarı doğru. Şu ortada, şu dışarı doğru. Tamam. Şimdi burada üstünün kaplamasını daha sonra yaparız. Dediğim gibi ben bir kenar çevirme ile ilgili çalışma yapmam lazım. Belki birkaç kere yıkmam falan gerekecek. Ama dediğim gibi ana şekilde duvarımızın şablonu böyle olacak arkadaşlar. Dönüşle ilgili dediğim gibi çareye bakacağım. Ve bayağı da heybetli duracak duvarımız. Kalın bir duvar. Mimari itibariyle. Şöyle bir bakalım. Belki şu aradaki cobblestone yerine daha sonra farklı bir materyal döşeyebiliriz. Önerileriniz varsa onu belirtin. Abi ne bileyim, nether taşı olabilir. Sandstone olabilir. Kum taşı olabilir. Gayet de güzel durur. Evet, şöyle bir yağmurlu havada kadim spawn'ı bu bölümde noktalayalım. Evet arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Lütfen kanalımıza abone olmayı, videoları beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmuyorsunuz. Görüşmek üzere.